Evet, şimdi akülerle ilgili de bilinmesi gerekenleri anlattıktan sonra şimdi aküler gördüğünüz gibi çok kritik materyaller. Sıcaklığa karşı ciddi bir sıkıntısı var. Kimyasal bir şeyden meydana geliyorlar yapılarında. Ve uzun zaman biz bu akülerin yanına gidip bakmıyoruz da yani herhangi bir problemi var mı yok mu ölçüm de yapamıyoruz. Zaman zaman işte eğer bir SCADA tarafından bunları şey yapabiliyorsak da komple bir bloğunu ancak görebiliyoruz. Örneğin 110 volt akülerin toplam gerilimini belki uzaktan görebiliyoruz veya aküler devrede mi değil mi bunu görebiliyoruz. Ama içerisindeki bir akünün kritik duruma düştüğü veya yakın zamanda bozulacağı veya kapasite kaybettiği veya iç direncinin değiştiği veya ortam sıcaklığının çok yükseldiği veya düştüğü gibi bu özellikleri bizim izleme imkanımız olmadığı zaman bu aküler herhangi bir probleme yol açtığında sistemimizde duraksamalar, kesilmelere neden olacak ve biz bunun için tedbir alamıyor olacağız. Akü izleme sistemi tam da burada devreye giriyor. Akü izleme sistemiyle biz akülerin arızasını önceden takip edip tespit ederek gerekli önlemleri alma imkanı sağlıyoruz. Genel olarak yaptığımız arıza kaynaklarında %20 kullanım hataları redresörde, burada duruşlar yaşanıyor redresörde. %15'lik işte fan, kart, sigorta gibi arızalar meydana geliyor. %10 bulunduğu tozlu ortamdan kaynaklanan arızalar. Giriş şebeke ve elektriksel sebepler %9. İşte yük kısa devre gibi %5 mertebesine ve diğer %6'lık sebeplerden dolayı redresör ve akü sistemi genel olarak devre dışı kalıyor. Burada gördüğünüz gibi aslında en büyük miktar aküler. Akülerden dolayı, akülerde meydana gelen arızalardan dolayı redresör sistemleri DC sistem olarak baktığımızda kesintiye uğruyor. Dolayısıyla biz bunu nasıl yönetebiliriz? Buradan yola çıkarak hazırlanan akü izleme sistemimiz hakkında sizlere şimdi bilgileri vereceğiz. Redresörlerde aküde şarj testi akü arızalarını bulmada yeterli değil. Az önce anlattım. Sadece deşarj esnasında biz akünün kapasite testini yapamıyoruz. Gidip iç direncini ölçemiyoruz. Arızaya neyin sebep olup olmadığını önceden bilme bilgisi vermiyor bize oradaki blok ölçümü. Dolayısıyla burada problem çıkmadan önce bizim bunu tespit edebilecek bir yapıya sahip olmamız lazım. Hangi akünün değiştirilmesi gerektiğine bizi direkt yönlendirmesi lazım. Önleyici faaliyet olarak daha bozulmadan bizim o akünü hemen tespit edip aküyü değiştirmek veya problemi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Ve bizi bunun sürekli olarak sahaya gitmeden oturduğumuz yerden, bazı cep telefonundan, bir laptoptan, internet olabilecek her yerden ulaşım imkanı sağlayacak bir sistem olmalı. Dolayısıyla burada bizim arıza ve enerji sıkıntımız da bize akünün bulunduğu stringin geriliminin yüksek mi düşük mü olduğunu, ortam sıcaklığını, tampon şarj geriliminin düşük yüksek olup olmadığını, şarj deşarj akımlarında bir anormallik var mı, akünün kendi sıcaklığı ile ilgili bir sıkıntı var mı? İç direnci ile ilgili bir problem var mı? Bize bunlarla ilgili sistem bilgi vermek zorunda. Genel olarak sistemin mimarisi şu şekilde arkadaşlar. Şurada redresörümüz. Redresörümüze bağlı gördüğünüz gibi şurada aküler var. Şimdi bu aküler tek bir kol yani tek bir string. 110 volt için 9 tane 12 volt. 48 için 4 tane 12 volt akünün seri şekilde bağlandığını düşünün. Bunlar iki grup da olabilir pekala. Dolayısıyla şurada bir kol modülü aracılığıyla biz bu akü koluna giden akım ve gerilimi şuradaki ölçümlerimizi
yapıyoruz. Şurada bir tane termokapılımız var. Buradan da sıcaklık ölçümü yapıyoruz. İstendiğinde nem sensörü de ilave ederek ortamın nemini ölçerek. Şimdi bakın, her bir aküye bir tane küçük bir batarya modülü ekleniyor. Ve bunlar birbirine girdi çıktı yaparak aynı aküleri bağlar gibi birbirlerine bir tane haberleşme kablosuyla bu şekilde girdi çıktı yaparak birbirine bağlanıyor. Bu kol modülünden kontrol modülüne bağlantısını gerçekleştiriyoruz. Kontrol modülünden sonra biz Ethernet ortamına çıkıp buradan istenirse bilgisayar veya bir server üzerinden bunu izleyebiliriz veya bir laptop veya tablet, akıllı telefon bunların üzerinden izleme şansımız var. Ve bunu canlı olarak istediğimiz zaman bir cep telefonundan sadece oradaki bildiğimiz numarasını girerek internet gezgini üzerinden bunları izleyebiliyoruz. Burada sadece bunu kurşun asit 12 volt olarak düşünmeyin. 2 volt hücreler içinde sistem mevcut. Nikel kadmiyum aküler içinde bu sistem aynı şekilde mevcut. Şimdi burada biraz şey yapalım. Şimdi burada ufak bir videomuz var. Gördüğünüz gibi. Evet, şu an akü izleme sistemimizde gördüğünüz gibi 5 adet akü izleme sistemine takıyor. Burada 2 adet akümüzde kırmızı alarm işareti geliyor. Bunlar akülerin ya iç direnciyle ilgili bir problem olduğu veya artık çok kritik seviyeye ulaştığını gösteriyor. Sarı olanlar ise sadece şu anda uyarı niteliği taşıyor. Bu akülerin de gözden geçirilmesi gerekiyor. Eğer tamamıyla aküler normale döndüğünde akünün ışığı yeşil olarak yanacak. Evet, gördüğünüz gibi her bir akü modülünün üzerinde böyle küçük bir ünitedir aslında. Bu ben yakın çekim yaptığım için böyle gözüküyor. Üzerinde küçük bir LED var. Bu LED sarı, kırmızı ve yeşil olarak yanabiliyor. Kırmızı ise çok kritik bir durum vardır. Sarı ise bize uyarı veriyor. Yakın zamanda bu aküyü gözden geçirin. Yeşilse her şey yolundadır bu akü hücresi için. Bu şekilde biz aküleri bakın şöyle bir tane kabloyla girdi çıktı yaparak ve daha sonra şurada bir kontrol modülü var gördüğünüz gibi üst tarafta. Şuradan hemen işaretleyelim. Bakın şu kol modülü buraya geliyor. Bunun üzerinden biz bunu Ethernet ortamına taşıyarak buradan internet erişimini de sağlayabiliyoruz. Bakın şu alt tarafta aküler mevcut. Bu akülere bu üniteleri yerleştirerek hem akünün yanına gittiğimizde bunları ışıklı görsel olarak görebiliyoruz. Hem de bir bilgisayar veya cep telefonundan girdiğimizde biraz sonra göstereceğim o ekranları. O şekilde hangi akünün ne olduğunu anlama imkanımız var. Bu sistemle neyi ölçebiliyoruz? Akülerin her birinin gerilimini ve toplam akü gerilimini, akü iç direncini, akü sıcaklığını, her bir stringin gerilimini, her bir stringden geçen akımı yani kaç amperle şarj oluyor veya deşarj oluyor bunu da görebiliyoruz. Ortam sıcaklığı ve nemini buradan bir sistem üzerinden okuyabiliyoruz. Peki bize ne gibi faydalar sağlıyor olacak bu akü izleme sistemini kurduğumuzda? Biz iş sürekliliğini sağlıyor olacağız bu önleyici faaliyeti yaparak. Her bir akünün sağlık durumunu bağımsız olarak izleme şansımız olacak. Dolayısıyla bazen bir tane iki tane akünün bozuk olmasından dolayı bütün stringi değiştirmektense tek bir aküye yönelerek biraz daha düşük maliyette akü bakımını sağlıyoruz. Acil durumların önüne geçerek planlı akü alımlarının yapılmasını sağlayabiliyoruz. Bize uzaktan erişim imkanı veriyor. İşimizi her yerden yönetme fırsatı yakalıyoruz. Kayıtlı bir veri ve raporlama ile garanti durumunun belirlenmesi ve doğrulanmasını sağlıyor bize. Yani hiçbir üretici diyemez ki ya benim bu üründe bir dizayn hatam vardı yoktu noktasına gelemez. Çünkü sizin bu sisteminiz aküleri her gün log bilgileriyle bunları kayıt altına alıyor.
Bunların performansını siz gözleyip kayıt edebiliyorsunuz. Personeli akü raflarından, odalardan ve hassas işlemlerin yapıldığı bölgeden uzak tutup bunların hayati sağlık sorunlarıyla karşılaşmaması için tedbir almış oluyoruz. Çünkü bu akülerden onlarca, yüzlercesinin olduğu odalar oluyor. Özellikle büyük projelerde mesela 110 volt sistem için 2 voltluk hücrelerden 55 tane, bir de yedekli ise 110 tane orada bir akü odası var ve bu akü odasının içerisinde sürekli olarak bunlar zaman zaman gaz da çıkartıyorlar ve o gaz içeride birikebiliyor. Sürekli olarak o odaya girip aküleri kontrol etmeden uzaktan hangi akünün ne durumda olduğunu bu sistem üzerinden görme imkanı sağlıyoruz. Haberleşme özellikleri de oldukça gelişkin. Bir sürü haberleşme modunu destekliyor. Modbus, TCP/IP, RTU desteği, otomatik yine veri yönetimi, verileri Excel'e atıp işleme özelliği sağlıyor. Geçmiş aranları ve servis kayıtlarını alabiliyoruz. SMS bildirimi yapabiliyor, e-posta atabiliyor. Bütün bunları bu sistem üzerinden yapabiliyoruz. İzleme sistemini açtığımızda şu şekilde mesela bir kol üzerindeki akülerin mesela 40 taneden oluşuyorsa gördüğünüz gibi 40 aküyü de bu şekilde önümüze getiriyor. Kritik olanları kırmızı, uyarı olanlarını da turuncu renkte gösteriyor. Şurada görüyorsunuz. Bu akülerin üzerine tıkladığınızda bakın size bunun üzerindeki gerilimi 12.807 volt, sıcaklık 23.5 derece, iç direnci de 11.119 milimol. Herhangi bir kritik akünün üstüne de tıkladığınızda şu değerleri otomatik olarak gösteriyor ve biz diyoruz ki ya bu akünün iç direnci yükselmişse diyoruz ki bu kapasite kaybediyor. Bu şekilde buradan görsel olarak hemen tespitimizi yapabiliyoruz. Yine grafik olarak akü gerilimlerinin her birini tek tek görme imkanı sağlıyor. İç dirençlerini grafik olarak bize burada gösterebiliyor. Örneğin az önceki 34 numaralı akünün bakın iç direnci yükselmiş. Dolayısıyla şurada kritik olan 130 ile 150, %150 arasındaki sınırı geçtiği için artık kırmızıya çevirmiş. Buradan da görsel olarak bize çabuk olarak aksiyon almamızı sağlıyor buradaki sistem. Evet, akü izleme sistemiyle ilgili anlatacaklarım bu kadar. Şimdi biraz redresör uygulama örnek ve referanslarımızı da anlatarak sana sunumumuzu tamamlıyor olacağız. Çam Termik Santrali ODAŞ projesi. Burada 2x300 kW paralel UPS ve statik transfer üniteli, endüstriyel tip UPS'ler bundan, nikel kadmiyum akü destekli yapılıp verilen bir proje. Redresör olarak 220 volt DC, 400 amper iki tane paralel redresör ve bunlara bağlı nikel kadmiyum yüksek kapasiteli aküler tesis ettik. İki tane 10 kW'lık 220 volt 24 volt DC'ye çeviren DC-DC konvertör ünitesi kuruldu proje kapsamında. İki tane 30 kW'lık endüstriyel invertör ve statik transfer anahtarıyla changeover sistemi entegre edildi. Dolayısıyla bu tip enerji santrallerinde gördüğünüz gibi her şey yedekli ve iki tane olmak durumunda. Herhangi birinde arıza olması durumunda sistemin hiçbir şekilde kesintiye tahammülü yok. Ve diğer mevcut sağlam olan üniteyle sistem devamlılığı bu şekilde sağlanıyor. Gördüğünüz gibi burada bütün kabinler dahil her şey endüstriyel tip olmak durumunda. Çok böyle özel, spesifik yaptığımız uygulamalar da oluyor. Müşterilerimizin mesela aynı kabinde hem 110 hem 24 volt DC olan redresör talebi vardı. Kosovalı bir müşterimizin KES elektrik dağıtım şirketinde. Burada da oradaki ürünün özelliklerini görüyorsunuz. Hem 24 volt DC hem 110 volt DC, iki tane ekran, iki ayrı kontrol ünitesi, hatta aküleri de ayrı şekilde. Ama tek bir ünite içerisinde bu kompakt yapıda dizayn yapıp verebiliyoruz. Siemens'in Akfen REST projesi kapsamında 82 adet
24 volt DC 50 amper redresör. Gördüğünüz gibi hem AC hem DC dağıtım var redresör üzerinde. Bir grup AC dağıtım, iki grupta DC dağıtım istenmişti. Yine redresörün üreticisi olduğumuz için biz buna özel kabin, dizayn hemen hızlı şekilde Ar-Ge'mizde de destek alarak bu ürünleri sağlayıp çok tek bir ünitede kompakt bir çözüm sağlayabiliyoruz. Gördüğünüz gibi aksiyerde redresörün içerisinde tek bir kabinin içerisinde hiçbir ilave kabinin şey kullanmadan bu çözümü sunabiliyoruz. Kullanmış olduğumuz ürünler, ekipmanlar gördüğünüz gibi hepsi Lemans, Rider, Kavuklar. Mikrofon kapatabilirsiniz. Evet. Dediğim gibi yurt dışına da biz aktif olarak 28 ülkeye ihracat yapıyoruz ve her yıl biz Hannover Messe ve Dubai Middle East Exhibition Fuarına katılarak bu ürünlerimizi oralarda sergiliyoruz ve dünyadaki müşteri portföyümüzü de her geçen yıl geliştiriyoruz. Peru'dan edindiğimiz bir müşterimize yaptığımız 125 volt DC 40 amper redresör ve artı DC dağıtım ünitesi. Burada müşterimiz switch mode redresör istedi. Biz de bunu endüstriyel bir kabinde içerisine akülerini yerleştirebileceği 3 ayrı raf, giriş çıkış ve şurada küçük bir dağıtım, DC dağıtım ilave ederek yapmış olduğumuz bir projeydi. Kipaş Kahramanmaraş 6 MW termik santral için yapmış olduğumuz redresörler. Burada bir tane 110 volt DC 60 amper redresör ve DC dağıtım. 24 volt 150 amper redresör artı DC dağıtım. Bu da çok aslında yeni bitirilmiş bir proje. 110 volt 60 amperlik redresör yerine monte edildi. Şu an çalışır durumda. Bu soldaki görselde oradaki arkadaşın bize gönderdiği sistem kuruldu, çalışıyor fotoğrafıdır. 24 olan redresöründe altyapısını orada hazırlıyorlar. Redresör hazır orada. Bittiğinde onun da montajını yapacaklar. Şu anda bu oldukça bu yıl içerisinde yaptığımız sıcak projelerden bir tanesiydi. Yine müşterilerimizin isteğine göre içerisine 3 tane, 5 tane, 10 tane ilave DC dağıtım ünitesi koyabiliyoruz. Burada 33 megawattlık Teksim Güneş Enerji Santrali Karaman'da bu projenin alt yüklemesinin 154 kilovolt şalt sahası için yapılan redresör projemiz. Burada projenin bizim için yüklemesi ABB'ydi. O kapsamda ABB üzerinden bu ürünlerimizi verdik. Burada da 2 tane 110 volt 60 amper redresör artı DC dağıtım. 2 tane 48 volt 9 amper redresörümüz ve bunların DC dağıtımıyla birlikte bir tane de 3 kW uzun süreli bir UPS ünitesi verdik proje kapsamında. Bu da bu yıl bitirmiş olduğumuz bir proje. Bulures Güriş'in bir 120 megawattlık rüzgar enerji santrali projesi. Buranın da 154 kilovolt şalt sahası için yapmış olduğumuz redresörler. 2 tane 110 volt 30 amper redresör artı 200 amper saat akü artı DC dağıtım ünitesi. 2 tane 48 volt 30 amper redresör ve 200 amper saat akü ile DC dağıtım ünitesi artı 1 adet 3 kW UPS bu proje kapsamında verdik. Kovanlık HES Giresun bu da 120 megawattlık santral ve şalt sahası için yapmış olduğumuz proje ürünleri. Burada 2 tane 110 volt 100 amper redresör 600 amper saatlik akü artı DC dağıtım. 2 tane 110 volttan 24 volta DC-DC konvertör ünitesi. Bunlar özel olarak dizayn ettik onlar için. 2 tane 110 volt 60 amper redresör artı 300 amper saat akü artı DC dağıtım. 2 adet 48'e 60 redresör ve 200 amper saat artı akü artı DC dağıtım. Bir de toplamda 3 kW ve 10 kW olmak üzere uzun süreli AC UPS'ler kapsamda verdik. Yine bilindik projelerden Soma Termik Santrali indirici trafo merkezi için yapılan redresörlerde 2 tane 110 volt 60 amper redresör, 2
tane de 48 volt 30 amper redresör şu anda o projede bizim çalışır vaziyettedir. Yeniköy, Kemerköy termik santralleri için her birinde ikişer adet olmak üzere 110 ve 48 voltluk redresörlerimiz çalışıyor. Dicle HES 1330 megawatt hidroelektrik santrali için yaptığımız ikişer adet 110 voltta 60 amper ve 48 voltta 30 amperlik redresör ürünlerimiz orada aktif olarak uzun yıllardır çalışıyor. Keban HES içinde yapmış olduğumuz 110 ve 48 voltluk redresörlerimiz uzun yıllardır orada hiçbir problem çıkartmadan aktif olarak çalışıyor. Evet, sanırım bu bundan sonra Afşin Elbistan termik santrali için hibrit bir sistem tasarladık. Orada AC bir enerjiyle birlikte akülerin üzerinde bulunan UPS akülerin üzerinden DC elde edecek şekilde hibrit bir 10 adet trifaze 10 kW UPS sistemi dizaynı yaptık. Yine bunda bizim kendi bünyemizdeki Ar-Ge üzerinde tasarlayarak böyle bir hibrit yapıyı yaparak buraya sunduk. Aktif olarak da şu anda kullanıyorum. Evet arkadaşlar, benim sizlere aktaracağım sunum bu kadar.